Neden geldin? Bunu sen istedin Meltem. Sen gelseydin ben gelmezdim. O kısmını anladım. Neden geldin? Konuş. Burada konuşamayız. Rahat konuşabileceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Ya, bütün her yeri dökmüş. Böyle her yer darmadağın. Niye? Çünkü kıyafetinden sıkılmış, 30 tane kıyafet değiştirmiş. Kime çekmiş acaba? Hasbinallah ya. Hep aynı kıyafetimi giyeyim baba. Ay nerede kaldın Emine? Evet. Gece Bey için küçük küçük böyle sürprizler hazırladım. Gece Bey için küçük küçük sürprizler hazırladın. Neymiş? Öncelikle böyle tereyağlı, kırmızı biberli sos yaptım. Gece Bey de eminim bu sürprizden çok etkilenmiştir. Etkilendi. Daha bitmedi. Bitmedi. Böyle bir güzel kıtır ekmekler yaptım. Tereyağında onları böyle bir güzel çevirdim. Oo, kalori bombası oldu desene Meltem. Aman canım, bir çorba ne yapacak ki size? Zaten fitsiniz. Teşekkür ederim. Hadi sofraya geçelim. Buyurun. Ha? Buyurun. Tabii. Hadi, hadi. Hadi küçük hanım, hadi. Bir soracağım. Sen Meltem'in üniversiteden arkadaşın ama ben seni bir kere bile görmedim. Ben de bu albümlere baktım. Yani göremedim Meltem Hanım. Ben pek fazla fotoğraf çektirmekten hoşlanmıyorum. Ondandır. Ya bir de ya ben anlattım ya daha önce. Gece sadece bir sene kaldı bizim okulda, sonra yurt dışına çıktı. Evet, zaten o bir yıl içerisinde de defalarca aynı organizasyon içerisinde bulunduk ama bir türlü denk gelemedik Haluk. Kısmet bugüneymiş. Annem eskiden nasıl bir öğrenciydi Gece amca? Annen çok zekiydi, çok çalışkandı. Yani babanla tanıştıktan sonra biraz böyle hani afallar gibi oldu ama çabuk toparladı. Hatta bir keresinde hiç unutmam. Sınıfa böyle bir girişi var. Böyle heyecandan böyle kendini kaybetmişti, böyle deliler gibi. İnanılmaz heyecanlıydı böyle, hiç unutamıyorum. Vay be. Hiç anlatmıyorsun bize bunları. Yani ben de şey yapamadım. Gece nasıl hatırlıyor bunu? Hayret. Unutamazdım ki. Neden? O şekilde geldi sınıfa. Şimdi onu hatırlıyorum. Doğru. Sen okuldan sonra arkadaşlarınla beraber pastaneye gidecekmişsin. Ve Meltem'i davet etmişsin. Doğru bak, bunu hatırlıyorum. Evet. Galiba seni ilk davet ettiğim zaman. Böyle hani üçgen çilekli pastalar vardı ya. Ondan yemiştik. Bak bravo. Neden pastaneye oturmaya gittiniz ki? Şöyle... Eskiden hani şimdi kafeleri var ya, böyle gidiyorsun ve tatlı yiyorsun, bir şeyler içiyorsun. Eskiden bizim zamanımızda pastaneler vardı. Oraya gider böyle otururduk. Çay içerdik, kahve içerdik böyle. Üçgen pastalar vardı böyle, çilekli, muzlu. Onlardan yerdik. Değil mi Meltem? Alo. Ha canım. Öyle değil mi diyorum? Hani üçgen pasta yerdik. Onu anlatıyorum. Ya evet, yerdik. Sonra ne olmuş? Annem anlattı mı sana? Eğlenmişler mi? Anlatmaz olur mu? Böyle sınıfa bir girişi vardı. Yine böyle inanılmaz mutlu. Böyle mutluluktan uçuyor. Sonra hemen böyle bir kız grubunu topladı. Hiç unutmuyorum böyle arkadaşlarını. Etrafında böyle onlara böyle deli deli böyle anlatıyordu. Ben de böyle tabii ki kulak misafiri oldum. Ben mi anlatıyordu? Bak. Evet. Bak görüyor musun? Neler öğreniyorum şimdi. Hiç bunları bana anlatmadın. Ya. Evet. Ne dedi? İyi şeyler söyledin mi bari? Biraz romantik detaylar. Yani kusura bakmayın. Meltem'e. Yani arkadaşıma sormak durumundayım. Anlatayım mı? Doğruluğundan eminsen anlat tabii. Tabii canım. Eminim.
Ha yok yani üzerinden çok zaman geçti ya, hani belki yanlış hatırlıyordur diye şey yaptım. Aa, olur mu Meltem? Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Bilirsin hafızam çok kuvvetlidir. Allah aşkına anlat. Tamam. Sen böyle sürekli espriler yapıyormuşsun. Böyle arkadaş grubunun içerisinde böyle fenomen olmuşsun. Herkes böyle, yani bütün ilgi senin üzerindeymiş. Böyle insanlar kahkahalarla falan karşılıyorlarmış. Ama bayağı da bir kalabalıkmış. Çok kalabalık. Ama sen o kalabalık içerisinde bir tek Meltem'le ilgilenmişsin. Yani gözünü ondan ayırmamışsın. Hatta öyle bir ortam yaratmışsın ki böyle baş başa kalmış hissi yaratmışsın. O kadar insan içinde Meltem kendini özel hissetmiş. Yaparım, yaparım. Böyle bir ara hatta sol tarafına oturmuş. Sonra böyle sen de ilgilenmişsin, hani bir şey yiyip içmiyor çünkü. Hani bir şey yer misin, bir şey içer misin filan böyle. O da tabii nazik, böyle biraz çekingen. Hani hiçbir şey yemem demiş, istememiş ama sonra bir pastayı bölüşmüşsünüz. İşte o hani biraz önce söylediğim pasta vardı ya, üçgen ıslak pasta böyle çilekli olan, onu paylaştık bak, helal helal, bak hatırlıyor. Senin en sevdiğin muhabbetler bunlar. Katıl biraz muhabbet, hadi konuş hadi. Şaşırdım yani. En ufak ayrıntısına kadar hatırlıyor çünkü gece. Aa, söylemiştim Meltem. Hafızam güçlüdür. Vallahi helal olsun. Hani benim unuttuğum şeyler bunlar, sen iyi hatırlıyorsun. Sizin hakkınızda sandığınızdan daha fazla şey biliyorum. Belli. Belli. Sen ne iş yapıyorsun şimdi? Ya ben uzun bir süre bankacılık yaptım da artık bıraktım. Yani kendi sevdiğim işleri yapmayı istiyorum artık. Ha, ne gibi? Yani çocuklara, gençlere matematik dersi veriyorum, eğitim veriyorum. Ay maşallah, pırlanta gibi adam. Emine, çay. Helal olsun ha. Bravo. Ama yani böyle bir yeteneğin var mı? Çünkü biliyorsun öğretmenliği öyle herkes yapamaz, kusura bakma yani. Yok. Yani haklısın. Doğru, çünkü zor bir şey gerçekten ama ben üniversiteden beri çok alışkınım. Yani o zamandan beri çocuklara, gençlere yardım etmeyi çok seviyordum. Yani şimdi de onu yapıyorum aslında elimden geldiği kadar. Güzel güzel, bravo. Yani bir kişinin bile eğitimine katkımız olursa ne mutlu, öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ha, bu arada kesinlikle para falan almıyorum. Yani para karşılığında bir şey yapmıyorum çünkü eğitim benim için en önemli konu. Vay be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi daha çok gözüme girdin. Vallahi. Zaten Meltem'in arkadaşları hepsi yani adam gibi adamlar. Bu arada aklında olsun. Hani çevrende matematik dersi falan almak isteyen böyle bir öğrenci varsa ya da öğrenciler, ben eğitim vermek isterim. Dur, ben Dominant teyzeye vereyim senin numaranı. O bu işin piridir. Böyle bütün velilere bir anda senin numaranı gönderir. Harika, süper olur. Tabii tabii. Soyadın neydi senin? Cengiz. Gencer Cengiz. Gencer Cengiz mi? Yani aslında adım bu. Ama sadece iş hayatında kullanıyorum. Yani çocukluğumdan beri arkadaşlarım hep bana gece der. Ha. Evet tamam. Ha yani şundan dolayı, bu şimdi anneler biliyorsun çok pimpirikli oluyor böyle, her şeyi araştırmak istiyor, o yüzden yani. Anladım anladım, hiç sorun yok. Gencer Cengiz diyebiliriz. Sen o zaman şuraya yazsana benim adım. Tamam. Ha başlıyor. Başlıyor. Kaydettim. İlk 15 dakika baskı kurmalıyız. Şu Adem'le hiç de ceza olmasaydı. Bak golü attığı zaman gidip bayrak tekmeliyor. Hani niye köşe bayrağına tekme atıyorsun? Yani golü atınca şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Evet evet ya, kötü oldu o geçen hafta. Saçmalık.
Zeynep nerede? Ödevlerini yapmaya başladı odasında. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence her futbolcunun bir sevinme senaryosu olmalı. Yani antrenmanlarda böyle gol atınca hani nasıl sevineceğine de çalışmalı. Yoksa gidip böyle bayrak direğini tekmeliyorlar. Ondan sonra sarı kart. Al. Hiç. Yürü! Hadi be. Ya. Abi kagava. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.